Hoş geldiniz. Umarım keyfiniz de sağlığınız da yerindedir. Bugün kemik cümlelerimizde daha böyle bir detay sunabilmek için saatleri öğreneceğiz, zaman vermeyi öğreneceğiz. Basit cümlelerimize eklediğimiz bu küçücük zaman dilimiyle daha uzun cümleler, daha detaylı cümleler kurabiliyor hale geleceğiz. Daha sonrasında burada öğrendiğimiz bilgileri bir fiil ile bile konuşabilirsiniz serimizde yayınladığımız 4 ana videomuz vardı. Onları ekleyerek istemekle, gelecek zamanla, yeterlilikle, zorunlulukla cümleler kurabiliyor hale gelmenizi umuyorum. Bu videolardan hoşlanıyorsanız ve bir şekilde destek göstermek istiyorsanız yorum bırakabilir yahut kanala abone olabilirsiniz. Bu arada Instagram adresimizi değiştirdik. Burada da İspanyolca öğretimine devam ediyorum. Daha aktif bir şekilde, daha çok pratiğe yönelik paylaşımlar yapmaya çalışacağım. Bugünkü konumuza. Saatleri bilebilmek için öncelikle en azından saatleri söyleyebilecek kadar sayılara hakim olmamız gerekiyor. Henüz bunlara hakim değilsen telaş yapma. Yavaş yavaş cümle kurdukça, pratik yaptıkça oturacaktır. Çok da bir numarası yok zaten. Saatleri söyleyebilmek için öncelikle benim bir eyleme ihtiyacım var. Ne demek bu eylem? Örneğin ben sana saat kaç diye sorduğumda aslında saat kaç olmak diye soruyorumdur. Yani kaç olmak yahut saat 5 dediğinizde saat 5 olmaktır. Bunu Türkçe'de kullanmadığımız, diğer dillerde de kullanmayacağımız anlamına gelmiyor. Olmak fiiline ihtiyacım var. Bilenleriniz varsa olmak İspanyolca'da ser yahut estar şeklinde ikiye ayrılıyor. Benim bunlardan birini seçmem gerekiyor. Ser veya estar fiillerine dair daha detaylı açıklamalar istiyorsanız yorumlar kısmına bu isteklerinizi bildirebilirsiniz. Burada kısaca geçecek olursam ser bir olgudan bahsettiğimiz zaman, bir şeyin var olduğundan bahsettiğimiz zaman ve böyle değişemeyecek şeyleri kullandığımız zaman kullandığımız bir eylem. Estar ise daha çok bir durumdan bahsettiğimizde kullandığımız bir eylem. Ne demektir durum? Örneğin iyi olmak. Mesela estoy bien. Artık tanışıklığınız vardır diye düşünüyorum. Orada bir durum bildirdiğiniz için ya da mutlu olmak, üzgün olmak, meşgul olmak, bunların hepsinde estar kullanıyorsunuz. Gelelim sere. Şimdi bazılarınız diyebilirsiniz ki hocam sonuçta saat değişen bir şey. O zaman estarı kullanalım. Bu öyle değişip değişilemeyecek bir durumdan daha derin ne inmiş bir ayrım aslında. Basitçe şöyle düşünebilirsiniz. Eğer ben saat 12 diyorsam şu anda, bu benim için de 12. Benim yanımda bulunanlar için de 12. İşte şu karşıda bulunanlar için de 12'dir. Bu sebeple ser eylemimizi seçtik. Şimdi size örnekler üzerinden gitmek istiyorum. Daha basit bir anlatım olacağını düşünüyorum. Çünkü dedim ki son las cinco, son las diez, son las ocho, son las tres dedim. Şimdi bu örneklere baktığımız zaman işte saat 5, 10, 8, 3 anlaşılıyor. Demek ki ne yapıyormuşuz? Son las diyormuşuz. Ondan sonra da sayıyı getiriyormuşuz. İşte saat oldu bitti şeklinde öğrendiğinizi biliyorum bazılarınızın. Normal ama gelin biz bunun nedenini öğrenelim. Bu son aslında ser eyleminden gelir. Ser eylemini çekimleyerek ele aldığımızda en olmak, sen olmak, o olmak, biz olmak, siz olmak, onlar olmak şeklinde ilerliyor. Neden peki herhangi birini değil de, yani niye mesela soyu değil de sonu almışım? Çünkü ben saat 5 şeklinde bahsettiğim zaman burada bir çoğulluk vardır. Bu bir değil, birden daha fazla bir şeyden bahsediyorum. 5, 3, 2, 8 bir çoğulluktan bahsediyorum. İspanyolca'da tekil çoğul bütünlüğünü sağlamak çok önemli. O sebeple gidiyorlar. Onlar olmak şeklinde son eylemini almışlar. Sonrasında tamam onlar olmak 5 diyeyim. Kurtulayım o zaman. Yani buradaki las nereden gelmiş? Burada da şöyle ora kelimesi saat manasına geliyor ve dişil bir kelime. La ora. Şimdi demişler ki saati söylerken biz illa bu ora kelimesini araya sokmayalım. Ama en azından bizim saate atıf yaptığımızı belirtecek bir şey olsun. Zaten artikelli bir dil. Bilenleriniz için söylüyorum. Bilmeyenleriniz için bunun ne olduğunu bilmeniz hiç önemli değil şu aşamada. O sebeple ben bunu saate yönelik olduğunu bildirebilmek için gitmişim ve la'yı seçmişim. La'yı seçtik ama la şeklinde de kullanmamış bunu. Las şeklinde kullanmış. Yani bunu da çoğul yapmış. Yine dediğim gibi çoğul bütünlüğünü sağlamaya çalıştığı için. Beş çoğul. Haliyle son çoğul, haliyle las çoğul. Şimdi siz bu lası araya koymazsanız, konuşmanızın gidişatından tabii ki de saatten bahsettiğiniz anlaşılır ama durduk yere mesela saat 5 falan demek istiyorsunuz. Atıyorum.
O zaman bulası araya koymadan son cinco derseniz, mesela onlar 5 kişiler falan da anlaşılabiliyor. Onlar 5 olmak diyoruz çünkü, değil mi? Onlar ama ne? Saatler şeklinde kullanmak istediğimiz için, onun saat olduğunu belirtmek için uzattım ama burası gerçekten önemli bence. Son las cinco şeklinde kullandım. Aynı şekilde 10 da çoğul, 8 de çoğul, 3 de çoğul. Hepsi çoğul bunların. Bu sebeple bunların hepsinde aynı mantık işliyor. E peki ben birden bahsedersem ne olacak? Sonuçta bir çoğul değil, bir adet yani. O zaman da gidiyorum. Bu serin çekimlerinden onlar olmak değil de o olmayı seçmem lazım. Hani saat olmak bir şeklinde seçmem lazım. S'i alıyorum. Bu saate atıf yaptığım las vardı ya. Bunu da benim artık çoğul kullanmam gerekmiyor. Haliyle la şeklinde kullanabiliyorum. Ve es la una, saat bir olmak, saat bir şeklindeki cümleme erişmiş oluyorum. Daha sonrasında her zaman tam saatlerden bahsetmiyoruz malum. Eğer bir şeyi 5 geçiyor, 10 geçiyor, 8 geçiyor şeklinde kullanmak istiyorsa devamında araya bir tane i ekliyoruz. Diğer videolarımı izleyenleriniz varsa bu i'nin artık v anlamına geldiğini biliyorsunuzdur. O sebeple son las cinco i dediğimiz zaman şöyle bir düşünceler var. Saat 5 ama bitmemiş ve diye ekliyor. I cinco diyelim mesela tekrar. Saat 5 ve 5. Yani saat 5'i 5 geçiyor. Son las cinco i cinco. Yes diyelim, 10 diyelim. Son las cinco i diez şeklinde kullandım. C ve Z harflerini peltek çıkarıyorum. S şeklini çıkarmıyorum. F. Tamam. Çıkaramıyorsunuz çok önemli değil. Latin Amerika ülkelerinde bu yok zaten. Onlar S şeklinde çıkarıyorlar. Yarımlara gelelim. Şimdi medio, media kelimeleri İspanyolca'da yarım demek. Hangisini seçmem gerekiyor? Medio, eriller için kullanılan. Media, dişiller için kullanılan bir kelime. Cinsiyetçi bir dil demiştik. Eril dişil ayrımı var demiştik. Saate biz dişil dediğimize göre o zaman medyayı alıyorum. Yani son las cinco y media şeklinde eklemiş oldum. Buradaki sayıları tabii ki değiştirebilirsiniz. Mesela saat 10.30 olsun. Son las diez y media şeklinde kullanırız. Peki kalalar nasıl söyleniyor? Yani 5'i 5'e 5 var, 5'e 10 var, 5'e 2 var şeklinde bu kullanımları nasıl yapacağız? Burada da menos şeklinde bir kelime. Buradaki menos, matematikteki bu eksi dediğimiz var ya, o manaya geliyor. Birden fazla manası var, daha az, hariç şeklinde ama buradaki o eksi, eksik manasıyla kullanılmış. O halde yine önce saat 5 diyor mesela son las, cinco. Sonra da tam öyle değil ama 5 de eksik bundan diyor. Yani son las, cinco, menos, cinco. 5'e 2 var derseniz nasıl olur? Son las, cinco. Önce 5'i söylüyorsunuz, tamam mı? Son las dos dediğiniz anda çünkü saat 2'ye gitmiş olursunuz. Hep ana fikri veriyoruz önce. Saat 5 sonuçta ana olan o yani. Ama 5'ten 5 eksik diye o sonradan eklediğimiz bir şey. Son las cinco menos dos dedik. Çeyrek de cuarto demek. O zaman 5'i çeyrek geçiyor diyelim. Sonra 5'e çeyrek var diyelim. Durdurup düşünebilirsiniz. Ben çok beklemeyeyim. Son las cinco y cuarto. İ'yi ekledim değil mi? Saat 5 ve çeyrek. Son las cinco menos cuarto. Saat 5 eksik çeyrek. 5'i çeyrek geçiyor ve 5'e çeyrek var. Aynılarını saat 1'de de yapabilirsiniz. Es la una y cinco. Es la una y media. Es la una y cuarto. Es la una menos cinco. Es la una menos cuarto. Es la una menos diez şeklinde arka arkaya saydırabiliyorsunuz. Peki şunu sorabilirsiniz bana. Hocam saat 1'i 5 geçiyorsa artık birden fazladır. O değil mi? Birden 5 fazla diye zaten çevirisini yapmıştık. Buna rağmen bir bütünlük korumaya çalıştıkları için dediğim gibi öncelikle sen esla una'yı verdiğin için orada ben diyor bütünlüğünü koruyayım dile sese güzel bir şekilde sahip olayım. Daha sonrasında eklemelerimi yaparım. Şimdi saatleri söyledik ama tamam saat 5, saat 3, saat 2 diye söyledik. Bunun sorusuna gelelim şimdi. Saat kaç diye sormuyor onlar. Ne saat olmak, ne saattir diye soruyorlar. Ne demek? Ke.
Saat ne demekti? Gösterdim videonun başında hangi kelime olduğunu. Ora. Ke ora dediğim zaman ne saat demiş oldum. Sonra da ora dikkat ettiyseniz burada oras değil, tekil kullanmışım. O zaman olmak için hangisini seçeceğim? Soy, eres, es falan filan vardı ya. Es'i seçeceğim. Çünkü o olmak diyorum yine. Saat olmak diyorum. Ke, ora, es. Saat ne olmak? Saat nedir? Saat kaç bizdeki? Anlaştık mı? Sonrasında bana hocam bu sabahın 5'i mi? Akşamın 5'i mi? Akşamın 5'i için 17 mi diyeceğiz? Sorular yöneltebilirsiniz. Hemen çözelim. Biz nasıl ki saat sabah 5, saat akşam 5 diyorsak, yani saat 17 demiyorsak, İspanyollar da aynı şekilde kullanıyorlar. O yüzden mañana yarın da demek ama sabah manasına da geliyor. Sabah demek. Tarde akşam öğleden sonra demek. Noche hem akşam hem gece manasında kullanılıyor. Aslında gece demek. Ekliyorum mesela. Son las cinco, sabahın 5'i olsun. Son las cinco de la mañana. Eğer benim hikaye videolarımı sadece dinleyerek öğren, sadece okuyarak öğren videolarımı izliyorsanız bunun nın şeklinde işte Dila'nın kanalı ya da kardeşimin evi gibi kullanımlarda buradaki D'yi kullandığımızı biliyorsunuzdur. De la mañana dersem sabahın 5'i olur. Aynı şekilde son las cinco de la tarde akşamın 5'i olur. Son las once de la noche. Noche geceydi. Gecenin 10 sesi. 10'sayı biliyorsanız 11. Gecenin 11'i, değil mi saat? Gece 11. Kullanmış olursun. Bundan çok daha önemli gördüğüm bir şey var. O da saat kaçta sorusu ve cevapları. Çünkü yani saat kaç işte, saat şu falan diye çok fazla sorarız tabii ki ama çok fazla sormayız. Bunun yerine mesela saat kaçta geliyorsun, gidiyorsun, 5'te varıyorum, 2'de ders başlıyor. Burada da örnekler üzerinden gidiyorum yine. Diyorum ki mesela saat 5'te, 10'da, 8'de, 3'te. A las 5, a las 10, a las 8, a las 3. 1'deyi de verelim. A la una. Demek ki benim buradaki a, eklediğim a harfi ne işe yarıyor? Eda'yı vermeye yarıyor, değil mi? 5'te, 8'de, 3'te, 10'da şeklinde kullanımlardaki D'dayı vermeye yarıyor. Böyle farkındalığı açık olan öğrencilerim fiil nerede, eylem nerede diye sorabilir. Zaten saat 5'te dediğim zaman bir cümle kurmadığım için, bu bir cümle olmadığı için fiile ihtiyacım olmaz. Ben bunun fiili başka bir şeyle mesela saat kaçta geliyorsun gibi gelmektir onun eylemi. O yüzden burada eylem kullanmamıza gerek yok. Aynı şekilde mesela diyelim ki saat 5.30'da. Las cinco y media. Saat 10'a çeyrek kala. A las 10 menos cuarto. Akşam saat 8'de. A las 8 de la tarde o ya da A las 8 de la noche. Bu videoyu dinlediğiniz zaman saatin kaç olduğunu ya da saat kaçta ders çalışacağınızı bildiren yorumlarınızı aşağı ekleyebilirsiniz. Ben de sizleri düzeltiyor olurum. Gelecek haftalarda bugün öğrendiğimiz bu detayları daha öncesinde öğrendiğimiz tek bir fiil ile bile konuşabileceğimiz konulara ekleyerek daha detaylı cümleler göstermeyi planlıyorum. Bu videolardan hoşlanıyorsan dediğim gibi abone olarak yahut yorum bırakarak videonun görünürlüğünü yükseltebilirsin. Kendine çok iyi bak. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.